Bir ana arı ile birlikte kovandan ayrılıp ikinci bir kovan kuran arı topluluğu. Sürü. Değil. Tabii ki buradan bulmanız biraz zor harf olabilir. Yani. Harf alalım bir tane madem yeri geldi. Yumuşak G. Ağıl mı? Ne? Ne? Ağıl. Yok. Öyle bir şeydi sanki. Öyle bir şey zaten. Bir harfi değiştireceksiniz. Ay bir harf değil, sesli harfleri değiştireceksiniz. Bilmiyorum, bir tane daha alayım. Ana arıyla ayrılıyorlar. Bir oğul. Evlat ne? Oğul. Oğul doğru cevap. Basmadınız. Basın. Allah iyiliğinizi versin. Önce basacaksınız ki süre dursun. Bir de yüksek konuşmazsın. Asla duymuyorlar yukarıda mahvoluruz. Biz burada alkışlarken iki saniye gitti orada. Çok saçma geldi oğul o yüzden. Size... Değil mi? Oğul saçma geldi ama ana arıdan uzaklaşan ayrılan evlatlar gibi düşünebilirsiniz. Efendim beş harflere geçtik. Sahip olduğumuz bir şey soruyoruz. Gelsin sorusu. İnsan bedeninde en küçük kemiğin yer aldığı organ. Kulak. Kulak doğru cevap. Efendim ikinci beş harfli kelimemiz mekanları niteleyen bir sıfatmış. İnanır mısınız? Gelsin sorusu. Değersiz gereçlerle özensiz olarak yapılmış yapıları niteleyen bir sözcük. Harabe değil, sıfat oldu. Evet. Değersiz gereçlerle özensiz olarak yapılmış yapıları niteleyen bir sözcük. Mekan tanımlıyor diye düşünürseniz. Yani biz o gün işte nokta nokta bir mekana gittik. Salaş. Salaş doğru cevap. Efendim altı harflilerdeyiz. Bir enerji kaynağı olarak çok değerli olduğunu düşündüğümüz bir kelimeyi soracağız. Buyursunlar. Hiç bitmediği için gerçek anlamda yenilenebilir olan bir enerji kaynağı. Rüzgar. Rüzgar doğru cevap. Efendim cevabı bir halka mensup kişileri ifade eden sorumuz geliyor. Yine altı harfli. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz bunu. Orta Doğu çöllerinde göçebe olarak yaşayan çoğunluğu Arapça konuşan bir halkın üyesi. Arapça konuşan halkın. Emevi ne? Ne? Emeviler, hayır. Onlar İspanya'da da. Yani ama şey kafiyeli olabilir. Bir harf alayım. Bir harf verelim. D. Bunların bahtsızları ile ilgili karikatürler. Bedevi. Evet, bedevi doğru cevap. Efendim 7 harflilere geçiverdik. İnanılır gibi değil. İlk 7 harfli aradığımız cevap Arapça kökenliymiş ama bayağı da biliyoruz biz bunu. 2800 puanımız var. 2 dakika 7 saniye süremiz var. Böyle devam edersek 9600 puan alıyoruz. Hiç fena değil. Evet. Gelsin de soru. Gelsin. Gelsin efendim sorumuz. Bakalım neler oluyor. Bir şeyin olabilmesi veya olabilir olma durumu. Olasılık. Gibi bir şey. Onun Arapça kökenlisi gibi düşünün. Olasılık. Olasılık. Bir harf alayım. Bir harf verdik. T. İhtimal. İhtimal doğru cevap. Efendim 7 harfli ikinci kelimemiz yaygın kullanılan bir ünlem. Gelsin sorusu bakalım nasıl bir ünlem. Anlaşılmayan bir sözü tekrarlatmak için söylenen bir söz. Ne dedin? Hayır. Ne demek o? İşte duymayınca bana bir şey diyeceksiniz ya onu dedirtmeye çalışıyorum. Efendim. Ne? Efendim. Efendim doğru cevap.